çıkalım. Şu bölgeden de çekelim. Gördüğünüz gibi yapıştırma gayet net belli. Tam bir bu kaplumbağaya bakıyor. İnanılmaz bir figür. Aşağıda da bir kaya var. Ona da bakalım. Evet, bu kaya da buna sanlanmış. Bu kayayı gördüğünüz gibi burası desteklenmiş. Bu aşağı düşmesin diye burada kesme kafası. Orada bir hediyesi burada mevcut. Yatıyor. Bir de şu taşlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi kafa kısmında. Bak. Kafa kısmı. Selam herkese. Çok güzel yerdeyim bugün dostlarım. Zirve adamı yine zirvelerde. Şurada gördüğünüz gibi bir tam bir tosbağa, kaplumbağa yapılmış. Yan tarafında da bir hayvan figürü yapılmış. Görüyorsunuz onun da burnunu. O da yöne doğru bakıyor. Ama bu tosbağa, kaplumbağa nereye bakıyor biliyor musunuz dostlarım? Bu otomatikman şu zil yukarı bakıyor. Yukarıda kralın taş yığma mezarı var. Oraya bakıyor. Ama şu küçük hayvan figürü olan şu şöyle bakıyor. Gidelim orada araştıralım. Ne saklamaları var bir araştıralım kardeşlerim. Niye diyeceksiniz? Tosbağa olan yerde mutlaka bir hediyesi olması gerekiyor. Şöyle alttan bakalım. Orayı bir küçük oyma gibi, murçi gibi şey yapılmış gördüğünüz gibi. O da yön bu yanı veriyor. Buraları araştırmak istiyorum sizin için. Burası da önemli bölge dediğimiz gibi. Tam şu tepede bir taş yığma kral tümülüsü var. Çok da büyük kardeşlerim. Gerçekten de inanılmaz. Burada bir yaşam izlerini şu anda hemen hemen hepsini bulduk. Şimdi bu şekilde bir araştıralım. Şöyle bir bakalım. Şunun üstüne çıkmak istiyorum. Kaplumbağa gibi olan kaya. Şurada bir küçük oyma var. Şöyle şuna dikkat edelim. Görüyor musunuz? Küçük kaplumbağa, büyük kaplumbağanın arkasında bir hayvan figürü de yapılmış dostlarım. Gerçekten de inanılmaz bir işçilik var. Onu inceleyeceğim. Sanki şu kaya orayı sıkıştırılmış. Altında sanki ufak bir hediyesi var gibi. Şu yönde küçük V gibi üçgen kesilmiş. Ama V'ye benzemiyor. Niye diyeceksiniz? Üçgen kesilmiş. Sivri ucu üçgenlerde neydi? Üçgenlerde sivri uçlu araştırmak gerekecek. Şu karşıya. Şu karşıya bakıyor tam. Ama şu hayvan figürü bir inceleyeceğim. Gerçekten de çok güzel bir işçilik yapılmış. Şu alt tarafında bir kaya. Şurası sanki yapıştırma gibi mi? Ona da bir bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlarım gayet net belli. Görüyorsunuz. Burası yapıştırma. Şu anda keşif amaçlı videolar çekiyoruz biliyorsunuz arkadaşlarım. Sizden istekler gelmişti işaretler hakkında filan diye. Şimdi burada bu keşfi yaptık. Burada da bir kasa var gördüğünüz gibi dostlarım. Kaplumbağanın kafasında bir kasa var. Gerçekten de net belli. Şu yapıştırmayı tam net bir göstereyim. Yapıştırmayı görüyor musunuz? Yapıştırma. Yapıştırma. Gayet net belli. Şuraya çıkalım. Şu bölgeden de çekelim. Gördüğünüz gibi yapıştırma gayet net belli. Tam bir
Bu kaplumbağaya bakıyor. İnanılmaz bir figür. Aşağıda da bir kaya vardı, ona da bakalım. Bu kaya. Evet, bu kaya da orasanlanmış. Bu kayayı gördüğünüz gibi burası desteklenmiş. Bu aşağı düşmesin diye şurada kesme kafası görüyorsunuz. Orada bir edyesi burada mevcut. Yatıyor. Bir de şu taşlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi kafa kısmından bak. Şu kafa kısmı, şu taşları görüyor musunuz? Oturtturma, şu taş oturtturma, şu taş oturtturma, şu taş oturtturma. Gördünüz mü arkadaşlar? Nereye çıktı? İkinci bir hayvan figürüne çıktı. Görüyor musunuz? İkinci bir hayvan figürüne çıktı. Şu da aynı. Bir hayvan figürü. Bu üstündeki durduğumuzda, kaplumbağaydı dostlarım, ama kralın tümünüz taş yığma mezarı yukarıda. Şimdi bu da bir hayvan figürü. Baktığı yön, şurada üçgen yapmışlar ya bak, saklama koymuşlar ya, kaya kasası. Üçgenin baktığı yere bakıyor, şurayı. Şurada bir giriş odamız mevcut, ama şurada gerçekten de bir kasamız mevcut. Bunu da en kısa zamanda Allah'ın izniyle açacağız. Şimdi buradan geçelim. Burada bir sunak var. Yön bu yanı vermiş. Şöyle gelelim. Şöyle hayvan figürü de bize doğru bakıyor. Görüyor musunuz dostlarım? Sanki yılan kobra kafası gibi. Şurada da gizli yapılan kaplumbağanın kafasının yanındaki hediye. Şu kayaların nasıl, yani dizilmiş, şekil verilmiş, gayrı bunları sizin tercihinize bırakıyorum. Görüyor musunuz nasıl dizilmiş? Şimdi buraya geldiğimizde, burada arkadaşlar girişi burada. Odanın içeri girişi burada. Bana diyor ki gel, bana diyor. Beni burada diyor içeri aç demek istiyor. Şuradaki şu kafayı, şuradaki şu hayvan figürü var ya bak, gördünüz mü kafası? Şurayı konulan kafa aynı. Görüyor musunuz? Şöyle çıkalım. Taş yontulmuş. Burayı yerleştirilmiş. Şu kayalar. Bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Şu kayalar burayı dizilmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Önü kapatılmış. Şurası tünelin bir başlangıç noktası burası. Şuradan dolgulardan görebiliyorsunuz. Burası tünelin başlangıç noktası. Buradan şu şekil, tünelin başlangıcı buradan. Buradan içeri giden bir mezar odası, mahzen odası mevcut. Yani gerçekten de süper bir işçilik. Şu. Evet. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. Orada bize bakıyor. Bu şekil burayı vermiş. Buralarda şöyle bakalım. Sizin yorumlarınız. Burayı isterseniz bir Madruk AZ-7000'le, radar sistemiyle, Viagol talan taramayla da bakacağız. Onun vidası da olacak, ama tercümeme dayanarak %95 girişi buradan yön verici işaretleri kullanılmışlar çünkü çok. Şurada da bir kesme olmuş B gibi. Biraz uzun yön bu tarafa. Şurada daha mantıklı görebiliriz. Bak şurada. Görüyor musunuz? Kesmeyi, kısa yönü. Yönü dediğimiz gibi bu şekil, içeri giriş bir yönü var. Kesme olmuş bu yönden içeri giriş yönü var. Burası zamanında kazılmış. Görüyorsunuz şu taşlar. Taşlara bakalım bak, oturtturma. Buradan bu şekilde içeri giriş yönü buradan verilmiş. Çok mantıklı. Buralar da örme yapılmış farkındasanız. Şöyle bakalım.
Şu kayada da en önemli zaten V işareti yapılmış. Bak çok mantıklı. Yön hemen burada da verilmiş dostlarım. Bak şurada bir, şuraya bakın. Şuraya bakın. Bak yönü nasıl bulduğumuzu size göstereyim. Şimdi şurası V yapılmış. Görüyor musunuz dostlarım? Bak V. Şurası kısa. Şurası uzun. Görüyor musunuz? Uzun yön neresi? Vermiş. Burunlu sivri yapmış. Dedim ya. O kaya var ya bak giriş şurada bak. Gördünüz mü? Orada dedim ya gösterdiğim giriş orada. Çok mantıklı bir şey. Şu işareti gördüğün zaman net olarak V yapılıp V'nin uzun yolu nereyi vermiş? Ucu direktman dostlarım girişi vermiş. Gördünüz mü? Burada da çok mantıklı bir işaret kullanılmış. Şurada da oda dediğim içeri doğru geliyor dedim. Burayı da bir gizli sunak yapılmış. Şöyle bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi burayı da bir sunağı burada yapılmış. Odalara geçiş demek. Şöyle U'ya benziyor bu biraz. Bu ne demek dostlarım? Bu burada odaların olduğunu bize söylüyor. Şurada da bir oval verilmiş. O da yön böyle vermiş. Burası bunun altından başlangıcından şu dediğim yerden görüyorsunuz. Baktığı yönden tam oradan. Orada da bakan var. Orada da tam oradan. İçeri girişi burada net vermiş arkadaşlarım. Bu çözüm de harika bir çözüm oldu. Daha iyi videoların gelmesini istiyorsanız Define İşaretleri Atölyesi kanalına biraz destek olalım arkadaşlar. Şuralarda var mı diyorum, yok başka. Her şey burada. İşaretler nasıl çözülür, nasıl yön verilir, bunları size net olarak burada bu videoda gördünüz dostlarım. Gördüğünüz gibi net belli. Şu yön bana diyor işte buradan girişin içeri doğru giriş buradan verdi. Şu yöndeki saklamalara ne diyeceksiniz değil mi? Şu saklamalara şuradaki bir ufak hediyesini gördüğünüz gibi taşlar nasıl dizilmiş görüyorsunuz. Taşlar nasıl dizilmiş değil mi? Şurada da hediyesi var geldiğimiz zaman şurada biliyorsunuz şurası kapatılmış. Şu kayadan bunu bir normal bir kaya sanarsınız ama bunu baktığınız zaman gerçekten de. Ama şurada kapatılmayı görüyorsunuz. Bunu buradan geçelim mesela bir dersin ki sen bunu bu normal kaya dersin ama arka taraftan baktığında kaya ama şuradan baktığında bir hayvan figürü olduğunu gayet net veriyorsunuz. Şuradaki kapatmayı tam başında kafasında bir müjdesi var. Şu kayalarda net olarak bu şekil dizilmiş. Şurada bir hayvan figürü girişe bakıyor. Karşıda da giriş kilit taşı diyelim orada. Şunu da en kısa zamanda açacağız dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu aşağıda çektiğimiz videonun devamı yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bak burada bir aslan figürü var. Tam güneş sabahleyin doğarken belli oluyor. Bazı işaretler ya güneş batarken ya da doğarken ona göre sistem ayarlamışlar. Şurada tam aslanın kafası var dostlarım. Şurada tepede bir işaret var. Yukarıda da daha şöyle bir hayvan figürü var gördüğünüz gibi. Çok değişik bir işaretler. Çok belli olmayan ama şuradaki şu aslan figürü bize ne diyor bu? Burada bir kralın mezarı olduğunu bize söylüyor. Şimdi bu yukarı çıkacağız. Bu taş yığmayı da sizin için göstereceğim. Videoyu kesmeden yukarı kadar çıkacağım dostlarım. Şurada gördüğünüz gibi büyük sunaklar, büyük bir ailenin, büyük bir statüsü yüksek olan kişinin burada olduğunu bize söylüyor. Gerçekten de inanılmaz bir yer. Şuradaki şöyle yapalım. Şuradaki de aslan figürü gayet net belli. Şimdi buradan yukarı çıkabileceğiz mi bakalım. Aslında bunu bıraksam mı ki elimde şu poşet?
şöyle. Bunu buraya bırakalım. Gelirken alalım. Şöyle. Kapatmadan videoyu çıkıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tepeye çıkıyorum, zirveye. Bir yere geldiğimiz zaman şuradaki taşları görüyorsunuz değil mi? Buralarda bir kapatmalar olduğunu, işçilik olduğunu bize gayet net söylüyor. Çıkıyorum. Şuralarda da kapatmalar var. İçeri giden buralı odalar var mevcut. Uf. Buraya çıktık. Tepe. Gördüğünüz gibi. Dostlarım. Taşıma mezar. Kralın. Şöyle bakalım. Zirve. Şurada da oda işaretini veren simge burada. Büyük bir odanın olduğunu bize söylüyor. Evet. Biz neredeydik peki arkadaşlar? Biz şu aşağıdaydık. Şu aşağıdan çekmiştik videomuzu hatırlıyorsanız. Kralın mezarı dostlarım burası. Kaplumbağa aşağı taraftaydı. Bir kasa vardı, hediyesi vardı. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir aslana benzetilmiş figür. Dedim ya size, bak, bir aslana benzetilmiş. Gördüğünüz gibi. Gerçekten de mükemmel bir yer buralar. Şura zamanında herhalde birileri burayı zamanında bir kurdalamış buraları, görüyorsunuz. Ama bir tümünüs olduğu için burayı açması imkansız dostlarım. Taş tümünüsten yapılma burası. Dağın tam bir zirvesinde. Zirve adamı gibi bu kralda zirvelerde yaşıyormuş. Gerçekten de manyak bir taş yığma. Gördünüz mü dostlarım taş yığmayı? Tümünüsün, taş yığma tümünüsü şöyle. Sizin için dört tarafını bir gezeceğim. Gördüğünüz gibi. Bazı sazanlar demesin. Bu tarladır, tarladan çıkma kaya diye. Şimdi bu tarafa gelince onu diyemeyecek de. Şöyle gösteriyorum. Duvarlarla örme. Şöyle. Bu yüzü, bu bloklar. Gördüğünüz gibi şu tepeye doğru. Şu duvarlar. Yorucu bir gün. Sıcakta biraz, görüyor musunuz? Dağın tepesinde bu taşı nasıl getirdin, nasıl yaptın? Sistem çok farklı işte o zaman dostlar. Şurada da çok büyük bir tümünüs yani bu. Ortası zamanında biraz kurdalanmış. Zamanında bu tepe de biraz kurdalanmış. Köpür taşlar falan çıkmış. Tabii dostlarım. Kurdalayan olur. Dediğiniz gibi. Kurdalayan olur. Bu ne? Köpür taş işte. Mezar oda taşı.
tümünüslerde kullanılan köşe köpür taşı görüyorsun. Ağız kenarındaki küçük odayı açmışlar dostlarım. Gerçekten de süper bir yer. Zor bir işçilik. Dağın tepesinde işaretleri sizin için paylaştık dostlarım. Tam bir zirve. Zirve adamı zirvelerde kral mezarının tümünüsünün taş yığmasının yanında dostlarım. Burayı da paylaştık dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like'ları atmayı unutmayın. Hoşçakalın.